Yüksek dağların eteklerinde, sarp kayaların arasında. Burada bir dil var. Ve bu dilde kelimeler ıslıkla hayat buluyor. Peki neden böyle bir dile ihtiyaç duyuyorlar? Bulunduğumuz coğrafyanın zorlu şartlarında insanlar iletişim kurmak için böyle bir dil kullanmaya başlıyorlar. Aslında geçmişi hala net değil ama 500 yıldır bu dilin kullanıldığı tahmin ediliyor. Normalde 1960'lara kadar Türkiye'de böyle bir köy olduğundan haberimiz yoktu. Ama Fransız bir profesörün 1970'lerden hemen önce buraya gelip akademik çalışma yapmasıyla hem Türkiye'de hem de dünyada Kuşköy duyulmaya başladı. Bugün Kuşköy'de ıslık dili hala kullanılıyor ama gelişen teknoloji, sosyolojik değişiklikler sebebiyle bilen kişi sayısı ve kullanım oranı çok azalıyor. Biz bugün buraya, bu dili anlatmaya, kültürel değeri olan bu dili korumak için neler yapmamız gerektiğini konuşmaya geldik. Kuş dilinin bu haberleşmenin tarihçesi biraz çok eskiye dayalıdır. Haberleşmenin köyümüzde, kendimden örnek verirsem, küçük yaşta büyüklerimizden, abilerimizden, ablalarımızdan öğrendik. Herhangi bir kurs almadan iletişim kurmaya başladık. Örnek verebilirsek biz inek otlatırdık küçükken. Arkadaşlarımız okulun bahçesinde top oynayalım, işte saat verirdik öğlen sonra 1-2 gibi. Yani bunu uzaktan uzağa haberleşirdik. Çok dağınık o yıllar 80'li yıllara gidiyorum. 80'de daha dağınıktı evlerimiz o şartlarda. Oradan oraya hep direkt. Bir kişi ben ulaşamasam diğer arkadaşıma ulaşırdım 1 kilometreden. Diğer 2 kilometredeki arkadaşıma da diğer arkadaşım ulaşırdı. O şekilde haberleşir ve top oynamak için okulun bahçesinde buluşurduk. Yani bunu da ıslıkla, kuş dili ve ıslıkla haberleşmeyle bunu bu şekilde gerçekleştiriyorduk. Ben anamdan doğdum, ıslığıyla doğdum. Düşünebiliyor muyum? Islığıyla doğdum. Şimdi ıslık yok. Neden yok? Şimdi ben alt kattan üst kata çocuğuma telefon edeyim. Önceden yoktu ki telefon, yani bizim rakibimiz ıslık dilini. Başka rakibi yok bunun. Ama o zaman mecburduk, çobanduk. Islık herkes konuşuyordu. Şu anda devamlı düşüyor bak, düşmekte. Devamlı düşmekte. Düşmenin sebebi de işte değil mi? Rakibimiz telefon. Tabii ki şu anki teknolojiyle biraz kuş dili, ıslıkla haberleşme biraz düştü. Gençlerimizden veyahut da orta yaş diyelim biraz ilgisiz kaldı. Dirikmen teknoloji vermiş olduğu gelişmesiyle onunla birlikte ıslıkla haberleşme de düşmüş oldu yani. Köyümüz için bir ne bileyim özel bir şey yani. Bu tek bizim köyümüzde olan bir şey. Bunun yaşamının sürülmesi ya da ilgi görmesi için elimizden geleni yapmamız lazım mesela. Burak Mustafa. Kıf Hadime. Yarın bize gel yarın. Arkadaşım burada olmadan telefonla. Ben telefonla Orhan'a veyahut da bana başka arkadaşıma Kuşköy merkeze geldiğim. Yani açacağım buradan telefonu. Bu telefondan sesini de siz de duyacaksınız. Yani gerçek olarak Kuşköy merkeze ya işi varsa ya işim var gelemem der ya da falan saatte gelirim der. Önce sinyalandıralım ki şuna bunu çok şey diyor. Ha, montaj, kopya. Bir de şu var ıslık 80 mililde var. Ama onlar konuşmuyorlar. Mesela Sivas'ın bir köyünde çoban fıt fıt edebilir. Ama bu konuşmak değildir. Bu hayvan kalkmış bir kelime vardı fıt 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 hayvan ona alışmıştır. Cümle değildir. Okulun kapısına geldi. Az dur. Şimdi ama açarsın. Bu arkadaş başka bir köyde.
Duydunuz mu? Okulun kapısına gelemem, çalışıyorum dedi. Bak. Kahveye ne zaman geleceksin? Kahveye saat 4-4.30. Bak. Buyurun. Kanıtladık değil mi? Kanıtladık değil mi? Bak. Evet. Bak. Bak hiç haberi yoktu. Başka bir köydeydi. Evet. Abimiz... Yok başkan, bir misafirler geldi de onunla ilgili bir görüşelim dedik. Biz nasıl olsa karşılıklı konuşuyoruz dedik. Hiç görmediğimiz bir arkadaşıyla telefondan ona iletişelim, kuralım dedik. Bir verdiğimiz, çünkü sorduğumuz soruya net cevap verdin. Teşekkür ettim. Oldu, görüşürüz. Oldu, hoş geldiniz. Misafirler. Oldu. Oldu. Oldu, tamam. Teşekkür ettim. Görüşürüz. Hadi çalışıyorum. Tamam, okey. Kolay gelsin. Bak başka bir köyde hiç haber yokken yaptık. Yani bu montaj değil, gözünü. Yani biz çocukluğumuzda telefonlarımız yoktu. O yüzden o zamanlardan, yani büyüklerimiz, annelerimiz, babalarımız yaparken onlardan öğrendik. Merhaba dedim. Hoş geldiniz köyümüze dedim. Düne kadar, 90'lı yıllar öncesini diyorum. Telefonumuz ve herhangi bir haberleşme aracı olmadığı için cenazemiz olur, hastamız olur. Araçla gitmiyordu. Araçlarımızda, köyümüzde yol yoktu. Yardım almak için, hastamızı hastaneye götürmek için bu dili kullanıyorduk. Artı cenazemiz olduğu zaman cenazemizi bu dille, yani ıslıklı haberleşmeyle veriyorduk. Yani o şekilde birbirimize yardımlaşıyorduk yani. Bunu ben kendim şahsım olarak, yaşım da 55, aynı zamanda bunu kullandık. Yapmayan ve kullanmayan bir tane yoktur. Ha şimdi yavaş yavaş işte geri gidiyoruz, ileri gidemiyoruz. İleri gitmek için desteğe ihtiyacımız var, okul açılması lazım. Yani şimdi bazı şeyler doğal değil, doğalından çıkıyor yani. Doğalından çıkıyor. Tüm dünya televizyonları, her türlü belgesel. Türkiye'de Yılmaz Köksal'la program yaptım, Akın Sel'le program yaptım. Saadettin Teksoy ile program yaptım. Şu anki Fenerbahçe yöneticisi herhalde. Uğur Dündar ile program yaptık. Yani yok yabancı Arte'ye, Amerika, Alman, Fransız, Alman televizyonlarının en iyi böyle bizdeki Mehmet Ali Erbil'i, onların da aynı konumu, hepsinde program yaptık. Yani ben Japonlara dedim ki bizi, size bunu öğretemeyiz. Biz eğitimci olarak Japonya'ya gidelim. Japonlar orada değil, size okul açalım dedik. Yani orada eğitelim. Burada bu bir aylık falan olmaz. Ama bizim kendimizde bu kadar ilgimiz yok bu dile. Bu dil çok değerli bir dil. Askeriye kanadında, cephede de kullanabiliriz. Evet. Bir tek köyde kullanamadığımız, herkes anladığı için sevdalıkla kullanamayız. Sevdalıkla şarkı yapılıyor mu abi? Tabii. Ya dilin döndüğünce anlatabilirsin. Bir tane örnek verir misiniz? Ya zor kelime, benim dişler yok artık. Ben ıslık yapamıyorum. Hemen hiç abi yapar öyle. Ama. Giresun üstünde vapur bağırıyor. Atma da hakka atma, pişman olursun. Giresun beylerine alın. Atıp olursun. Yani o türkü. Kullanırım sevdiğim yüzlerin yanına. Sen de güzel olmuşsun, kullanırım boyuna. Girsem gece koynuna demiş, baksam günün boyuna. Soyuna sopuna, ince uzun boyuna, kullanırım sevdiğim. Ey git Hasan dayı. Ha buradan çağırıldı, hoş ya işte. Ahmet. Mehmet gel buraya. Nereye geliyorsun? Haşlı buraya gel. Yarın bana çalışalım. Işıldığıyla beraber. Ha buradan oradan o çağırıyor. O diye eşi de anlar. Işıldık.
Anladın mı? Biz öyle burada çalıyoruz. Burada Kuşköy derler, buraya Kuşköy'ü. Anladın mı? Burada sabah namaz güneşçe var, akşam en az burada böyle. Beni konuştu ya, ben ışıldı gidiyorum. Sen ışıldı dersen diri çıktı. Diri çıktı, ha bunlar yapsın. Ben diri çıktı gidemeyim lan. Ya gidemeyim işte, ya gidemeyim, konuşamayayım ya. Işık bırak, ha burada sela attın. Ya buraya gel, gel. Gel ha buraya ışığı git, sela ettin, gel. Gidemeyim, gidemiyorum. Ulan senden bıraksana ya, çobansınız ya. Nasıl öğrendim? İşte babamdan görürken, annemden gördüm. Ne bileyim, merak ettim. Sonra yapacağım, yapacağım dedim. Birazcık da annem babam yardım etti ve öğrendim. Mesela hoş geldiniz diyeyim. Mesela ben bu dili kullanmıyorum ama ne bileyim, mesela okulda hakemlik yapmak için, ne bileyim, düdük çalmak için ya da ne bileyim, eleklerimiz kesildiği zaman okulda zil çalmak için kullanıyorum. Ben de yani bu dili devam etmesi için, yaşaması için arkadaşlarıma öğretmeye çalışıyorum. İşte kardeşime de öğretmeye çalışıyorum. Kardeşim de öğrenecek inşallah. Hayvancılık olacak. Ondan sonra doğal. Ben buradan oraya karşıya, şimdi telefonum varken niye bağırayım? Ama telefon yokken sadece ıslıkla, sesle yapılmıyor bu ıslıkla yapılan. Sesle yapılması mümkün değil. Çünkü sesin 100 metreye gidiyorsa ıslık 500 metreye ulaşır. Öyle bu. Senin rakip çalıyor. Tabii, ha, rakibimiz bu işte. Efendim? Eğer bu olmasaydı mutlaka ismini çağıracaktı. Ya çocuğudur, ya eşidir veya daha uzaktıysa. Yani buna sesle duyurabilecek birisi olsaydı telefonla aramasına gerek yoktu. Bulamazdı ki, yoktu ki. Telefon 80'den 90'dan sonra çıktı. 30 senelik yahut da 20 senelik bir geçmişi var. Ben 70 yaşındayım. Diyorum ya, annemden doğuşum, ıslıkla doğdum. Öğrenmek zorundaydım. Kocasan da çalışıyorsun, geç de olsan çalışıyorsun. Boğazın yediğini, her şey oluyor. Çalışacaksın, eli emeği yapacaksın. Başım gitmiş, yaşım gitmiş. Kılıç çalayım ama daha çalamayayım. İlk ben başladım. Işıklı'ya bir emim vardı, öldü. Ondan geri şimdi yapma dişiyle fiyuuu edeyim. Ama çevirip anlatamayayım. Bu kadar yapabileyim. Hani anlatamayayım. Dil dönmüyor daha. Kocadı. Hani yarın bize İmeci'ye gelir misin diye. Tarla kazacağız yani. Öyle şeyler, çay toplayacağız. Öyle şeyler söyleriz. Telefon olmadığı zamanlarda. Yok. Hazır hazır oturup yiyip delürüyorlar. Çok da delirmesinler. Dünyanın farklı noktalarında, benzer coğrafyalarda bu dilin konuşulduğu, haberleşmek için ıslığın kullanıldığı artık çokça biliniyor. Ülkemizde ise ıslık dilinin kullanıldığı tek yer Kuşköy. Biz Kuşköy'ü gezdik. Genç, yaşlı birçok kişiyi ziyaret ettik ve konuştuk. Bu kültürel hazineyi nesiller boyu nasıl aktardıklarını dinledik. Yöre halkının talebiyle 97'den beri ıslık dili festivali yapılıyor. Bu kültürü, bu mirası yaşatmak için atılan adımlardan aslında sadece biri. Islık dilinin azalmasına sebep olan en önemli konu ise teknoloji. Teknolojinin gelişmesi, telefonların bu kadar yaygın kullanılması ana sorun. Ama bir de yaşlılarımızın, büyüklerimizin dişlerini de sorunlar nedeniyle yapma diş kullanmaya başlamaları ıslık dilinin kullanım oranını çok etkiliyor. Umuyoruz ki bu eşsiz dil korunmaya, nesiller boyu aktarılmaya, kullanılmaya, gördüğü ilgi kadar da popülerliğini korumaya devam eder.